ne anlatacaksın bize, ne diyeceksin? Bir kere neden kadro dışı kaldınız? Öncelikle şunu söyleyeyim, yani ben artık sadece bir güler yüzle izliyorum şu an programı. Çünkü buradaki açıklanan hiçbir şey doğru değil şu an. Yani orada Emre Bey'in açıklamalarını gördüm, programda katılanların yani duydum, biraz dinledim önce. Baktım neler söyleniyor, ona göre bir bağlanayım dedim size. Yani ilk başta şunun altını çizerek söylüyorum. Herhangi bir bahis oynama diye bir şey yok. Hiçbir şey de oynanmadı. Ben hayatım boyunca böyle şeylerden uzak durdum. Arkadaş çevremi bile ona göre seçiyorum. Nasıl söyleyeyim? Şöyle anlatayım. Benim tanıdığım biri eğer varsa, o kendi bir şeyler yapıyorsa bile bana bunu bile anlatmaz. Çünkü ben buna karşı çıkarım diyebildiği için. Yani benim en iyi arkadaşım bile bana bunu söylemez. Çünkü benim böyle şeylere nasıl baktığımı biliyorlar. Şu olayları kısaca size böyle anlatayım. Benim arkadaşım benim evde bir siteye giriyor. Emrullah Göktaş mı? Bahis sitesi de değil bu. Emrullah Göktaş mı? Değil. Evet, arkadaşım Emrullah benim menajerim de değil kendisi. Benim can yoldaşım. Biz yıllardır benim yanımda olan. Ama bu çocuk yıllardır... futbol menajeri değil mi? Bu arkadaş futbol menajeri. Onun birkaç tane görüştüğü oyuncular var, ilgilendiği oyuncular var ama ne Cenk'in, ne Bilal'in, ne benim menajerliğini yapmıyor. Benim sadece ama siteye arkadaşım... giriyor. Menajer siteye giriyor. Tamam. Evet, kendisi giriyor. Kendisi de orada şey yapmak istiyor. Yani şu tombaladır vardır. Tombala turnuvaları. Orada nasıl söyleyeyim, tavla turnuvaları oluyor. Orada evet, kendini eğlendirmek istiyor kendisi. Evet. Ondan sonra oradaki siteye giriyor. Sonra bunlar Emrullah'tan, arkadaşından 10.000 TL para istiyorlar. O da yatırıyor. Diyor eğlenelim biraz. Ben de diyorum tamam, eğlen, ne olmuş yani. Ne kadar yatırıyor Günay? Ne kadar 10.000 TL yatırıyor. 10.000 TL yatırıyor, tamam. Sonra diyor ama oyna, ne yaparsan yap yani. Sonuçta biraz eğleneceksin. Zaten kendi de yatırmadan bana diyor. Zaten kazanacağımız bir şey yok. Sadece öyle biraz zaman geçireyim, eğleneyim diyor. Ondan sonra işte o sitedekiler canlı destekten Emrullah yazıyor onlara. Diyor ki param yattı mı? Onlar da diyor yok, limiti var bu sitenin. Sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor, dinliyoruz seni. Hiç kesmeden. Sitede, tamam. Sitede limit var diyor. Arkadaşım da bana geliyor. Diyor ki Günay, bunların limiti varmış. Bana 10.000 TL destek olabilir misin? Ben de diyorum Emru, tamam istiyorsan olurum, sorun değil. Sonra benim şahsi hesabımdan 10.000 TL çıkış oluyor. Sen neden destek oluyorsun ki arkadaşın kumar oynuyorsa madem orada? Ya zaten arkadaşım bana ileride yine geri verir yani. Ben orada, siz buna kumar diyorsunuz. Ben tamam, genel adı kumar olabilir de orada 101 turnuvası, tombala falanlara girmek istiyor. Günay peki niye arkadaşın istiyorsa arkadaşını yollamıyorsun da o siteye yolluyorsun? Anlamadım şu an. Dedin ki arkadaşım borç istedi. Arkadaşım borç istediyse niye parayı arkadaşını değil de bu siteye yolluyorsun? Şöyle söyleyeyim. O gece zaten devamında söylediklerim çok önemli size. O gece ben arkadaşıma kendi onun, ben böyle şeyleri geçmişte duyduğum için onun hesabına para yolluyorum. Ama o gece Denizbank'ta bir sorun oluşuyor. Benim param arkadaşın hesabına düşmüyor. Askıya alınıyor. Tamam. Evet. Sonra ben kendi şahsi hesabımdan karşı tarafa para yatırıyorum. Ondan sonra bunlar oradaki, tabii benim ismi görünce hemen bunlar dolandırma şeyine giriyor moduna. Ama ben o anda hiçbir şeyin daha farkında değilim. Sonra işte arkadaşın telefondan arıyorlar. Numaranı veriyor arkadaşım. Sonra ben de arkadaşıma diyorum Emru, bak çık bu siteden, parayı iade et. Hiç girme bu işlere. Çünkü saçma sapan yerlere gireceğiz yoksa. Sonra biz para iade istiyoruz. Onlar da diyor efendim, paranızı iade etmek için
bizim sitede bir limit var. O limiti doldurmamız lazım diyor. Ondan sonra diyorlar 80 bin mi? Yok. Evet ya, 80 ya bine. Günay, Günay toplam var. 210 bin lira para yatırmışsınız. Güzel kardeşim ya. Tombala için. Anlatacağım. Dur. Ama Günay bak tombala, başka bir şey tombala 210 bin lira yatırılma Allah aşkına ya. Sen bir salak mısın diyorsun? Dolandırmışlar ya adamları. Denizbank'ta param gitmedi diyorsun. Dolandırdılar diyor ama bak. Bir dakika. 210 bin lira para yatırmış abi toplamda. Herkes benim sözümü kesiyor ya. Denizbank'ta param gitmedi diyorsun. Paranın gittiğine dair dekont var bende önümde. Dur bir saniye. Para gitmiş yani gönderilmiş. Tamam anlatacağım size. Siz sadece beni sonuna kadar dinleyin. Ondan sonra ben size her türlü cevabı veririm. Tamam yani. Eyvallah. Tamam eyvallah. Mı? Tamam mı? İşte ondan sonra ben arkadaşa yatırdığım para onun hesabına düşmeyince ben karşı tarafın o Uğur Dağşalk'ın ismine para yatırıyorum. Sonra onun da hesabına düşmüyor o para. Bunlar da bana arkadaşa mesaj atıyorlar. Bu para bize gelmedi. Bankanı ara lütfen. Bu paranın oraya gideceğini şey yap. Teyit et ki para bizim hesabımıza düşsün. Ondan sonra